Merhabalar dostlar, ben Mualla Darıca'dan selamlar, sevgiler sunarak çiçek bahçesinden başladık videomuza diyoruz, dermişiz olalım. Şöyle renklerle başlayalım dedik, malumunuz kış, bahçede çok fazla renk yok. O baharın coşkusunu, o güzellikleri özlüyoruz ama biz çiçek ve doğa seven arkadaşlar ne yaparız? Bahçe kış dahi olsa ümit ederek, o güzellikleri hayal ederek yine severek bahçe gezintilerimizi yapmaya devam ederiz. Öyle dediysek de öyle değil aslında. Yine bahçede birçok renk var. Çiçeğimiz var. Tek tük de olsa tabii ki. Hatta fil bahri var. Geçen videoda gösterdim galiba sizlere. Hala çiçeği üzerinde. Fil bahriyi biz baharda, yaz başında açar biliyoruz. Hatta arkadaşlar genelde baharda, yaz başında açsa da sonbaharda da tek tük açabiliyor çiçekler. Demek ki aynı o şartları buluyor veya o açmayan dallar taze. Onlar anca açma fırsatını buluyor, açıyor. O şekilde bizleri mutlu ediyor. Geçen hatta bugün ben bizim bahçenin hikayesi videosunu izledim. Orada klematisler bol bol tomurcuk yapmış. Bayıldım biliyorsunuz. Klematis benim için aşk diye ifade ettiğim bir tür. Çok seviyorum kocaman kocaman çiçekleriyle. Gerçekten beni çok etkiliyor. Dolayısıyla çok da güzel açmış, renklerini sunmuş. Oysa ki yaz başında açıyorlar. Aynı böyle işte tek tük çiçeklerimiz var muhakkak. Onlara görüntülemeye çalışacağım bahçede. Benim klematis yok açık da başka yani çiçeklerle ilgili. Nergisler zaten yeni başladı açmaya. Bir tür nergis var ki kışın açıyor benim. Ama ben size kayınvalidem buradaydı. Onunla biz bir yer açtık. İncirleri diktiğim yer var bahçe dışında. Onun alt kısmında bayağı bir sarmaşık falan sarmış. Onları beraber temizledik. Yer açtık. Bakla ektim. Onları görüntüleyeceğim ve geçenlerde yaptığım çelikler vardı. Gül dallarından veya başka çalı türlerden ben biraz yerlerini değiştirdim. Bazılarını örttüm, bazılarını açtım. Neden açtım? Hem onları gezeriz hem de bakarız. Ama şimdi şu şeyi yakından görüntüleyeyim size, örtüyü. Bu Türkmen arkadaşımın bana hediye ettiği, örüp kendi elleriyle hediye ettiği bir battaniye arkadaşlar. Dedim ona, bana yani yapma istemiyorum, mahcup oluyorum, istemiyorum yani. Ama o kadar yürekten, o kadar içten bunu istemiş ki kırmadım. O şekilde kabul ettim arkadaşlar. Böyle şimdi aslında 3 yıl önce ziyaretime geldiğinde hala kendisiyle görüşüyoruz. O zaman şey yapmıştı. Ben şimdi bu sene kullanıyorum onu. Şimdi böyle serdim siz görün diye. Yoksa böyle battaniye olarak kullanılıyor. Şöyle bakın. Şöyle alayım isterseniz. Ve pencerede de sardunyalarım var. Geçenki evden olan videomuzda da görüntülemiştim. Böyle renk renk çiçek bahçesi gibi olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık. Hacca gitmek istiyor. Hac çıkmış ama gidememiş bir nedenlerden dolayı. İnşallah gider. Rabbim nasip eder. Tüm böyle gönülden güzel duaları olan güzel dostlarımın Rabbim dileklerini kabul etsin. Şu sardunyaları bir yakın göz atalım isterseniz. Evet, atacağız ama arkadaşlar diğer bahçeye şeye cama geçtim. Her yere şöyle seri bir şekilde bakalım ki amacımız hasıl olsun. Şöyle bir yılbaşımız açmış durumda. Görüntüledim mi bilmiyorum. Bir de çekim yapıyorum, sonra çektim mi ettim mi hatırlamıyorum. Begonvil solmaya durdu artık ama yeni açan dal da var. Açanlar soluyor ve orada bir bodur acem borusu şu günlerde açmaya devam ediyor ve poligalamız zaten kışın güzelliklerinden ve diğer çiçekler ne durumda? Onlara da bir değinelim. Evet, çıktım balkona. Evet, bu hoş bir tatlı bir pembesi var bu sardunyanın. Çok seviyorum. Mağazadan almıştım. Şöyle çiçekleri aslında toplamıştım. Geçen de gösterdim size videoda. Bir yere toplamıştım ama açmak durumunda kaldım. Arkadaşlar bakın, hava güneşli bugün ve bahar havası gibi zaten.
Bakın az önceki camda sıraladığım sardunyalar bunlar. Saksılarından hatırlayacaksınız. Şu durumda bana soruyorlar, çok sardunyalarım sararıyor, ediyor yaprakları. Evet, kışa yorgun giriyorlar zaten. Kendilerini kışın toparlayacaklar. Bir de şunu söyleyeyim, sardunyalar kışa doğru 2 ay kadar en az soğuk yemesi gerekiyor çiçek açması için. Çiçek açmıyor benim sardunyalarım diyenler için. Bakın bunun iki renklisini aldım. Gösteririm inşallah. Tekrar içeri gireceğim. Şu açmış bunu. Çiçekli balkon Melahat Sarsu vermişti ve bakın böyle çiçeğini açtı. Hemen yanındaki saksıdakileri de yine o verdi bana. Farklı farklı türler. Şöyle bakmış olun. Yanardağ ateşi bir tane çiçeği. Fulgens. Bakın tohuma durmuş. Yazın size görüntüledim bol bol çiçekte. Bunlar solmuşlar. Şöyle suplentleri bir kısa bakıp bahçede şöyle buradan bir bakın. Merdivenler. Kimilerini budadım, azaldı. Kimileri yeni geliyor. Yeşil olanlar var. Bakın mavi çiçekleri ile zeytin çalısı çiçeği çok güzel. Ortada nilüfer havuzu var. Nilüfer kovası diyelim artık. Havuz değil ama havuz yapacağım arkadaşlar. Harun Bey'i söylesem istemez. İstemez. Oraya yapmak istemez. Şurada bir yere yapacağım ben. Ama ben kendim, kendi başıma yapacağım bunu. Fırsat bulursam yapıp ondan sonra göstereceğim ona, sürpriz. Şöyle bakın branda duruyor. Naylon branda. Soğuk geldiği zaman hepsini toparlayacağım. Böyle masanın üzerine. Şöyle kenarda şey var. Bunlar aynı tür. Size göstermiştim. İki renkli. Yani bir türün Sedum Seobeldi diyeceğim. Sedum Seobeldi. İnşallah yanılmıyorum. Bu da benim Artvin'den gelen sosyal çiçeği arkadaşlar. Evet, hemen mutfağa geldim arkadaşlar. Şu helezonik hatırlayacaksınız, can çiçekçilikten almıştım. Suya koydum. Bu yaprağı kırıldı, atamadım onu. Kırılınca böyle suya koydum, kök yaptı. Burada küpeli var. Bunu dün kopardım. Hatta bakın şöyle, küpeli çiçeği üstten, dalın üstünden kopartıp dikiyorsunuz. Öyle dikiliyor. İki dal var burada. Onları dikeceğim. Başka begonya dalları falan da var. Evet, bu kavanozda abutilon dalı var. Bakın şöyle yaprak vermiş. Abutilon da fideledim. Yani çelik olarak aşağıda göstereceğim inşallah. Bu sarı abutilon. Bunlar dikilecek duruyor. Şimdi size ne göstereceğim? Rengeyi sarmaşığın üstten kestim. Ve şurada 15-20 gündür duruyor. Bakın şöyle filiz yapmış. Evet, kolay zaten artıyor bu. Şöyle dikilebilir. Yani ben öyle sanıyorum. Şunu şöyle kesip bunu da ayrıca bir fide olabilir diye düşünüyorum. Bakın. Rengeyi sarmaşığı. Ah arkadaşlar, toprak, saksı ayrı ayrı zor geliyor. Yani çok fazla saksı edinmek istemiyorum. Yani şimdi size şunları da göstereyim. Beykoz'a selamlar, amcama selamlar. Evet, Beykoz'daki Seyhan Beyhan karıştırıyorum. Babası gitmiştim, oradaki videoyu izlemişsinizdir. İzleyenler hatırlayacak. Bunu oradan almıştım ve onunla birlikte başka türler. Hemen geldim buraya, göstereceğim şimdi size. Bu münevver konuk, korona olduğum dönemlerde küçük bir dal vermişti. Onun gönderdiği çiçek, ben sonradan anladım onun gönderdiğini. Buradan selamlarımı sunmak istiyorum. Evet, az önce tek rengini gösterdiğim sukulent zannedersem. Bunları arkadaşlar bakın, bu üçünü bir aldım. Ben az önce gösterdiğim yine yaprağın köklenen begonya, siyah begonya. İki yaprağı vardı, bir yaprağı koptu ve yeni yaprak büyüyor orada. Ben buraya diktim. Bir de bunu diktim yanına. Üçünü şöyle, üçünü aynı zamanda almıştım. Biraz da toprak döküldü. Ben bunları temizleyemedim. Bugün sabah diktim. Şöyle bakın arkadaşlar, iki renkli variegata diyorlar, variegata çiçekleri çok daha alımlı görünüyor.
Peperomia. Bakın bunun da iki renklisi vardı ama gitti. Yani bilmiyorum, yaz boyunca, yazın gitti iki renklisi. Çok güzel görünüyordu. Şimdi o düz, içine de böyle iki renkli, harika olmuş. Bunu birazcık daha şöyle göstereyim. Bu da variegata. Bizim bildiğimiz normal sarmaşığa benziyor. Amerikan sarmaşığına ama etli, sukulentimsi bir tür. Ve morumsu olması ayrı bir renk katıyor. Özellikle de bu saksıya, onun için diktim onu ama ikisini şimdilik böyle diktim. Sonra ayırırız. Şimdilik böyle idare etsinler burada. Evet, balkon bahçeye, verandaya çıktım arkadaşlar. Aynıyım türü. Geçenlerde videosunu yaptım. Nihal Hanım'ın bahçesinden arkadaşlar sukulent kaktüs satış da yapıyordu. Oradan bilgilendirdim. Birçok arkadaş aradı, iletişim kurdu. Ben de telefonunu verdim. Fakat kargo yapmıyor. Kargo yapsa zaten o fiyata olmaz. Şöyle bir saksı 300, 350, 400 gibi fiyatlarda arkadaşlar satışını yapıyordu ki ben vallahi afalladım. Şöyle bir kafa 200-300 lira arkadaşlar, satış yapana arkadaşları gördüm. Olabilir tabii ki, emek veriyor. Kimsenin kafasına da vurulmuyor illa al diye. Alan memnun, satan memnunsa tabii ki olabilir. Ticaret helal sonuçta. Emek veriyor o da. Ama ben özellikle onu paylaşmamın bilgi amaçlı, sizlere yardım olsun diye arkadaşlar. Hani yakın çevre de olanlar varsa, tanıdığı olanlar varsa alabilir. Yani çok uygundu fiyatı. Benden rica edenler oldu. Benim vaktim olsa yapmaz mıyım? Vaktim yok arkadaşlar. İlgilenemem. Tabii ki bir mesai gerektiriyor. İşimiz gücümüz başka, meşgalelerimiz olduğu için ayrıca özel olarak ilgilenemiyorum. Şimdi şöyle baktığınızda bu sardunya muhteşem oldu. Hatta diyorum ki aynen şu Japon gülünün olduğu yerde, bu saksı da tabii ki yeni çiçeği de gayet güzel. Şöyle şu kısımda arkadaşlar bir tane yine aynı kırmızıdan olsa güzel olur. Pembe vardı aynı kırmızıdan, ancak dal yeni yetişecek. Pembe öbek vardı, çıkardım. Dün mü çıkardım? Aklıma gelmedi. Önce buraya dikerim diye çıkarmıştım ama aklıma gelmedi. Bir yerlere diktim onları da. Hatta şu aşağıda, aşağıda bir köşeye diktim. Şöyle yerde. Ama gerçekten harika oldu. Kırmızı. Ah, benim gibi dur. Evet, şimdi fark ettim arkadaşlar. Ay, kurban olurum ya. Çok seviyorum arkadaşlar ya. Çok. Çok güzel işte, sardunyalar vefalı dost diyorlar ya, gerçekten öyle bir duygusal bağ da geliştiriyoruz çiçeklerle aramızda. Böyle bir horoz ibiği de yazdan kalma devam ediyor bakın. Evet, kışın üzerine kar yağan horoz ibikleri oldu bu bahçede zaman zaman. Özellikle toprağın taze olduğu dönemlerde. Çok güzeliz, çok. Sardunya kokusunu çocuklukta hiç sevmezdim ben. Sonrasında özledik, çocukluğumuzu özledik belki de. Sardunya kokusu şimdi bana çok güzel gelir. Hani biraz böyle buruk bir koku. Hemen orada bakın, horoz ibiği de sanki dantelimsi bir sanat eseri. Rabbimin sanatı. Şeyi gösterecektim. Gojiberi denilen meyve. Aslında bunun normal olanı iri oluyor. Bunlar küçük, yabani zannedersem. Sonra anladık onu. Şöyle gidelim. Gitmeden şuraya bir göz atalım arkadaşlar. Burada neler var? Bunları aslında aşağı indirdim, buradaki bazılarını. Hem yağmur alsınlar, yağmurdan rahmetini, bereketini alsınlar. Hem de yani güneş alsınlar. Burada biraz daha balkon altı burası. Bu şekilde. Azizallah Celle Şanuhu diyelim. Ezan okunuyor çünkü. Sardunyalara bakalım bu arada arkadaşlar. Evet, yurt dışında Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Amerika'da yaşayan din kardeşlerimiz ayrıca ezanı kesmeyin diyorlar. Ezanı dinleyelim diyorlar.
Azizallah Celle Şanuhu. Ah, batıyor. Mahonya arkadaşlar. Mahonya çalısı. Ezan bitti diye şey yaptım ama diğer camideki devam ediyormuş. Azizallah Celle Şanuhu. Evet. Şöyle devam edelim. Mor yıldız. Evet. Senede 2-3 ay kadar çiçek açmaz. Çok soğuk zamanlarda. Onun harici hep çiçekli olan bir güzellik. Ama ilk zamanki güzelliğini maalesef bir türlü geri getiremedi. Mor yıldızımız. Klematisleri görüyorsunuz. Kuru kuru şöyle denemeler yaptım. Dalını uzatıp gömdüm inşallah ve birazcık yer derledim ona şu şekilde, diğer klematise biraz daha geri aldım böyle. Mesela ada çayı şu taraftaydı, oradan şuraya aldım. Bir de biberiye burada amaralis güzel hatun vardı, çıkardım onu oraya koydum, orada bir düzen yaptım. Ve burada da 2-3 klematisimi konumladım arkadaşlar. Şu Engin Küçük'ten aldığım, etrafı morlu olan, bu Artvin'den, Çiçekçe'den. Bakın böyle kuru, kurudur diye üzüldüm, dedim gidecek ama bakın şöyle şuralarda yeşillik oluşturuyor. O canlı olduğunu gösteriyor. İnşallah olur bu mor klematis. Ve burada şey var, pilu, pembe. Pembe beyaz olan türü pilu oluyor. Klematis pilu. Bakın şöyle köklerinden yaprak oluşturmaya çalışıyor. Evet, Sare bizim bahçenin hikayesi kanalında paylaşmıştı. Muhteşem, güzel, bol bol da tomurcuk vermiş. Bizim bunlar gül sardunya. Bunları buraya aldım. Bu saksıda. Onu almadım. Yani şuraya dikeyim diyorum. Orada şey var. Bakın bu gül hatma ama onu çıkartırım. Oraya yani simetri olsun diye, ama kırmızı bir yerde dikili açmış olsa onu alıp buraya monte ederdim ama pembeler var mesela, bak. Bu da doğal tür pembe. Yani doğal tür. Bunu aynı olduğu gibi saksısıyla çıkartıp koyabilirim. Öyle mi yapayım bilmiyorum. Şimdi burada fazla takılmayacağım. Aşağı inelim. Nergislere bakalım. Dallar, diktiğim o şeylere bakalım. Çeliklere bakalım. Evet, mezo da çıktı piyasaya. Peşimde gezecektir şu anda. Şöyle çiçeklere biraz bakalım. Aşk merdiveni. Şöyle kenarda çok öbeklemiştim ama çıkardım. Bakın galalar güzel olacak. Şöyle gölge oluyor ama şöyle galalar güzel olacak inşallah. Ve ben Sera'dan şöyle fideler aldım. Aslan ağzı fidesi. Hani hem kırmızı koyu hem açık tonda şöyle. Mezo. Şöyle sıraladım onları arkadaşlar. 6 liraydı. Şeyden aldım, Palmiye Peyzaj'dan. Ve marul arkadaşlar. Düzce'den bir dostum uğramıştı. Şöyle marulları böyle diktim. Biraz şey oldular. Sık diktim herhalde ama bilmiyorum. Boş yer yok, bahçe yok. O yüzden boşluklara diktim. Olursa istifade ederiz herhalde. Şu arkada da yine galalar var. Nergisler büyüyor. Bunlar açacaklar zamanla. Zamanı gelince. Şunu oraya öylesine koymuştum. Çiçeğin de açtı, soldu. Şöyle bakın. Orada kaldı. Ya durup da öyle çok ilgilenemiyorum. Yani şimdi böyle bakıldığı zaman izlerken muhakkak dersiniz şunu şöyle yapsam, ben olsam şöyle yapardım. Öyle diyoruz evet ama öyle olmuyor. Şurada testere kaktüsü şöyle ve bir sardunya. O aynı saksıda onlar. Bakın sedum palmer. Bahçede bazı yerlere diktim ama onları sonra gösteririm. Çelik çalışmalarım da oldu.
taze gülü. Şöyle alayım. Bahçede daha detaylı bazı şeyler var. Onları sonra görüntülerim. Şimdi çelikleri çünkü merak edersiniz. Şu karanfili şöyle bir alalım. Şöyle dalından alıp dikiyorum. Bakın mesela Felicia, mavi Felicia. Şöyle dallarından kırıp diktim. Ya biri olmasa öteki olur. Bir karanfilimiz burada saksıda. Ve küpeli, bakın tomurcukta. Şöyle ucundan bir dalı vardı, aşağıya doğru eğilmiş. Onu ondan kırdım diğer evde gösterdiklerime. Ve balkon bahçedeki süsenler vardı. Mürdüm ve eflatunlu pembeli. Onları buralara konumladım. Bunları bu sene yaptım arkadaşlar. Yani şurada bir ay falan oluyor onlar. Ya mezo. Ne oldu ne? Yok istemiyorum. Allah Allah. Bu geçen yıldan aslan ağzı. Mezo. Şunları hemen göstereyim. Erengül. Şakayık dediğimiz. Bir tane de şurada çıktı. Yavaş yavaş çıkacaklar onlar. Bahçede neler çıkıyor, ne ediyor, ne diktim onları yine ben sizlere sonra görüntülerim. Bodrum papatyası. Onları bugün diktim arkadaşlar. Bakın şuraya bordo, yani az önce gösterdiğimden dal alıp diktim şöyle. Şöyle biraz yatay diktim dallarını. Bu da turuncu. Şunlar turuncu çünkü. Yaz videolarımı izleyenler bilirler. Bir o mordan bir turuncu güzel oluyordu. Oradaki kurudu. Mor olan. Kuruduğu için orayı işte bir mor tekrar turuncu yaptım ama inşallah olur. Bakın şu da turuncudur inşallah. Orada mahmuz çiçeği var. Mahmuz çiçeği bakın mine. Mine'nin ceviz fındık kabuğu koydum. Üzerine şöyle yaprak koydum ben çiçeklere, hassas türlere. Öyle koyuyorum. Korumayacağım başka. Üstten gitse de onlara bir şey olmaz. Evet. Şimdinin renklilerinden Chesterum Elegans Ada Mercanı. Şöyle şuradan alayım. Evet. Bundan oldukça çok can çiçekçilikte var. Kargo da yapıyorlar. Instagram'da can çiçek fidan diye yazarsanız ulaşırsınız. Bazıları benden telefon istiyor. Oradan nasıl vereyim? Zaten orayla ilgili videolarımızda bazılarında bayağı detaylı bilgiler var. Hani insan isterse bir şekilde ulaşır diye düşünüyorum. Evet, bahara geldik dermişiz. Evet, kışında renk renk açan poligala bu. Yanında poz vermesek olmaz. Çok seviyorum ya, çok. Kokusu yok. Güzelliği ile ön planda. Evet, hep söylüyorum. Karasal iklimde bunlar olmaz. Şu anda üzerinde çiçek olan birçok tür karasal iklimde olmuyor maalesef. Çok hızlı büyüyen bir tür değil bu. Yavaş yavaş yine boylandı ama. Üstten buduyorum. Geçen yıl budadım. Biraz da mora dönüyor. Yaprakları aşırı soğuklarda. Bakar mısınız? Bahar gibi görünüyor. Biraz da kalan begonvil kırmızılıkları ile poligala süt otu bitkisi. Ağaç. Çok güzel. Evet, nasıl? Ruhunuz dinlensin. Gönlünüz şenlensin. Bu zor tutuyor diyorlar ama ben tutturdum bir tane. Sevdiğim bir arkadaşıma verdim onu. Elden verdim. Kargo yapmıyorum. Kargo yaptığım da oluyor arkadaşlar. O zaman da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Verebildiğimi veriyorum ama çok vaktimi alıyor. Gerçekten çok sıkıntı veriyor. Bütün işlerim kalıyor. Felce uğruyorum o zaman da. Şimdi begonvil yanında beyaz Solanum rantonetti var. Bakın şöyle çiçeğinden hatırlayacaksınız. Yukarıda morunu gösterdim. Mor yıldız dediğimin.
Böyle leylek ağacının dalına yasladım kendisini. Bu tarafa aldım ki begonvil kalsın. Hatta arkada turuncu acem budur, acem borusu. Bakın buraya ben onu dalını yatırdım. Burada tutar bu. Çiçeği de açmaya devam ediyor. Şöyle yatırdım, gömdüm. Çünkü bu yöntemle yapmıştım. Şu arka tarafta onu işte sanatçılara verdim. Çiçek toparlayıp verirken sanatçıların videosunu izlediniz. Geçenki video oydu. En son videomuz oradan galiba. En son videomuz oradan arkadaşlar. Bir önceki videoya bakarsanız gösterdim ama çiçeği tabii üzerinde yok. Şimdi burada abutilon dalları var. Bakın yaprak, şu küçük yapraklar yeni olmuş. Bu bir ay oldu yaklaşık. Bir ayı geçti herhalde ben bunları yapalı aşağı yukarı. Abutilon ama şimdi renklerini unuttum. Grup grup yaptım. Şurada da var galiba. Şu görülenler mavi yasemin şeyler var. Şunlar çok kurudu. Zannedersem ince dallar mı kuruyor? Burada mesela şunlar kırmızı hanım eli, Lonicera deniliyor. Şu mavi, yani mavi beyaz olan gelin çiçeği sarmaşığı diktim. Bir de mor olan pasifloradan diktim. Şu yaprağından tanıdım. Bunlar sarı trompet çiçeği. Bakalım olur mu? Ben bunu, bir de şu mor. Hatta çiçek mi açacak hala? Mor mine göstereceğim size dışarıdan onları. Bunlar örtülüydü. Bakın bayağı da kalın şu. Yani bir şey nispetinde, sera nispetinde. Şöyle sopalarda koyuyorum ki biraz havalı tutsun diye. Burayı kapatıyordum. Bu şekilde. Bakın bir tane de böyle çelik yaptım. Bunu dün yaptım ben. Şişeyi böyle kestim. Üstten kestim. Yatay olarak. Çünkü sarmaşık türler yatay daha iyi oluyor. Hani yatay alan olsun diye yüzeysel bazda. Deldim alttan ve böyle bunu şimdi burada duruyor. Ben aslında bunu içine koymuyorum. Kapatıp şurada tutsun diye naylonu, taşları falan da o yüzden kullanıyorum. Ah kırmızı. Bu aynısı mı? Aynısı olduğunu bilsem bunu alıp yukarıya koyarım ve koyarım da. Vallahi taşı alırım, kalınca alıp onu diğer kırmızıya simetri yaparım. İyi oldu gördüğüm. Bazen fark edemiyoruz arkadaşlar bazı şeyleri. Ah şeyi göstermedim size. Şimdi görünce burada bakın Pandora Yasemin'i. O da açıyor şu günlerde. Oysa yaz başında bol bol çiçek açıyor. Evet şimdi bir bahar havası gibi bir hava var. Ondan etkilenip bakın bol bol da yine tomurcukları var üzerinde. O yüzden böyle bir güzellik. Buna gereken ihtimamı ben gösteremedim arkadaşlar. Başka bitkilerin arasında çok kaldı. Bu sene bayağı bir açtım olduğu yeri. İnşallah orada güzel bir görünüm sunar. Hemen altında bayağı öbek halinde sardunya vardı. Çıkardım ben onu. Şimdi şöyle şu çiçeklere de bakalım. Diğer gül çeliklerini göstereceğim arkadaşlar. Yarım saati de geçtik. Bakın böyle arada bu renkleri size görüntülüyorum. Yazın çok açıyor. Bu yeni bu dal gelişmiş. Ancak şimdi hava şartlarında uygun bulunca açmış. Yani yoksa açmış, çiçek açmış olan bir dal yeniden açmıyor. Bu sonradan açmasını, çiçek gelişimini sürdürdüğü, geliştirdiği için şimdi açtı. Bunlar su dolmuştu. Delik olmadığı için arkadaşlar böyle yatırdım. Burada karanfiller, frezya, şöyle telgraf. Bakın böyle çoğalttığım karanfil bu. Dalından alıp dikmişim. Böyle dikince yeni karanfil oluyor ve bunu yapmak gerekiyor. Karanfiller eskiyor çünkü. Burada muhtelif çiçekler. Bunları ben sizlere detaylı daha sonra gösteririm. Nergisleri de gösterip bakın bunlar gül çelikleri. Şu şekilde. Nergisleri de göstereyim. Ondan sonra güllere tekrar daha detaylı bakalım. Bakın ayı pençesi ne kadar büyüdü. Papatya harika oluyor burada. Şuraya da bir tane dikeyim diyorum ama yetişmiş, başka yerde dikip toprağıyla alıp dikersem şöyle başka bir renk olursa güzel olur. Böyle biraz dağımsı. Bahara kadar da daha da büyürler. Çok güzel görsel oluyor. İlk
yıllarda o şekilde olmuş, çok etkilenmiştim. Evet, nergisler en erken Aralık'ta açmıştı ama bu sene Kasım sonunda açtılar. Çünkü geçen sene açmadığına bağlıyorum bu erken açma sürecini. Geçen yıl, önceki yaz yerlerinden zamansız örseledim herhalde, ama bu arada ne gördük, ne fark ettik, siz de anladınız. Bu katlı, soğan karışmış demek ara yere, bu katlı nergis, oysaki bunlar yalın kat. Şöyle bakın, ben şimdi o katlıyı koklayacağım. Ah. Evet, aynı kokuyu. Çok güzeller arkadaşlar. Şu güzelliğe, şu zerafete bakar mısınız? Çok güzeller, çok çok. Rabbim sonsuz şükürler olsun. Rabbim bu verenlere, veren bu nimetlere sonsuz şükürler olsun. Ve burası böyle devam ediyor. Tomurcuk da, yeni açacak tomurcuklar var. Kırçıl orada ve frambuaz bahçesi, inşallah seneye bol bol frambuazlarımız olur. Ahududu da aynı. Bakın buraya saksıdaki şebboylardan dikmiştim. Şöyle fidelerden. İnşallah gelişir. Gübre koydum geçen diplerine. Şöyle boş alan bizde yok. Buraya bir yasemin dikmişim dalı. Az önce saksıda olandan artanını buraya diktim. Bakayım orada olur mu diye. Ne yapıyorsun kırçıl? Burada da papatya var. Yaza bekleyin. Nasıl olacak? Muhteşem olacak. Ve şaka yıkım. Ve burası çok güzel oluyor yazın. Evet. Şöyle. Vişne ağaçları. Biraz budadık. Çünkü çok kapattı arkadaşlar. Birbirine girdi. Evet. Şu da böyle bir görsel. Evet, şimdi çeliklere geçelim bir an önce. Bahçe dışından da o mineleri gösteririm ben size. Şimdi şöyle baktığınızda şurada naylonu görüyorsunuz. Orada bir saksılık var. Onun altına koydum sera gibi diğer çalı türleri, ama gülleri çok gerek yok. Şöyle bakın, son yani bugün izlediğim Sare Bizim Bahçenin Hikayesi kanalında da Sare Hanım da bahsetti. Bakın şöyle yaprak veriyor ama bu verdiği, tuttuğu anlamına gelmiyor gerçekten. Yani bir sene falan durması gerekiyor bunlar. Çünkü biz ilk sene komşu dal budadığı gülleri biz böyle yaptık. Kaplarda hep böyle yaprak verdiler. Yani kışa doğru, o baharda, yani 2-3 ay sonra, en geç 4 ay sonra belki de biz onları diktik bahçenin her tarafına. İlk diktiğimiz İlk sene, bakın şu yapraklar yeni. 53 tane mi, 55 tane mi ne diktik biz dal. 3 tanesi tutmuştu. Diğerleri hepsi gitti sonra. Güya biz her tarafı gül yaptık diye düşünürken. O yüzden sarsmadan bunlar durması gerekiyor, köklenmesi gerekiyor. Hiç sarsmadan şimdi mesela şunu şöyle kesip olduğu gibi diksek, bir yere koysak sarsılmadan ama. Belki olur. Bakın yaprak vermişler. Bu şekilde işte. Bazı arkadaşlar bana dik diyorlar. Ben o konuda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü yer nerede? Bakın ben bunları zor burada şey yaptım. Aslında diğerleri de buradaydı. Diğer çalı türler. Harun Bey dedi ben geçemiyorum dedi. Niçin geçemiyor? Muşmul. Muşmul yemeğe geliyor. Geçemiyorum diyor. Bu arada ben de canım istedi şimdi. Ondan sonra bu sefer onları oraya aldım. Üzerlerini kapattım. Hani sıkıntı oluyor. Bir de unutuyorum. Birçok arkadaş bana şey yapıyor. Söylüyor. Bakın ben bu gülü Güneş Botanik Haydar abiden almıştım. Mor diye. Fakat bu aşılanan şey yaptı. Öteki kurudu gitti hemen. Açtığını gördük. Sonra soldu hemen gitti. Bu yabani kaldı ve herhalde kuşburnu bu da. Zannedersem bunlar. Yani çok emin konuşmak istemiyorum. Kuşburnu olduğunu düşünüyorum da. Çok emin hani konuşmak istemiyorum. Bu gördüğünüzde kar topu bu aralarda açıyor. Ve kokusu da çok güzel.
Bakın bu kar topu kışa dayanıklı. Oysa şu çiçekleri de çok alımlı. Çit bitkisi olarak kullanılmakta. Bol bol da tomurcuk da, ben bunu aslında burada yer tutuyor diye çıkartmak istedim. Başka bir tarafa alayım diye. Ama çıkartamadım. O kadar kök salmış ki. Şimdi bunlar açsın, solsun, budayacağım. Hani diğer tarafı kapatmasın. Bakın bahçeye doğru. Şöyle. Tam açtığı zaman da görüntülerim. Çok güzel beyaz çiçekleri var. Ve şu ayı pençeleri aslında çıkartacağım onları. Burada hani istemiyorum. Atlayıp büyüyenler. Evet, bayağı da iri bir cins bu muşmula, döngel, beş bıyık diye isimleri var. Bir taraftan yiyoruz tabi. Bu zamanın bahçede sürekli dibine gittiğimiz meyve bu. Evet, fil bahriyi görüyorsunuz. Yaz başında açan bir güzellik, kokulu, mis kokulu güzellik. Bunlar da cennet bambusunun meyveleri. Yaz başında çiçek açıyor. Böyle sonbaharda, kışın böyle güzelliklerini bu şekilde sunuyor. Cennet bambusu yaprakları böyle. Yeni çıkan sürgünleri daha açık renkte. Bu şekilde. Balkon dibinde bir tane daha var ama bu farklı bir cinsi. Bu da cennet bambusu. Ama daha haşırt yaprakları şöyle. Daha farklı. Bunun yaprakları rengarenk oluyor. Öyle bir alımlılığı var.